Kültür Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Genel Müdür Yardımcısı, kıymetli katılımcılar ve değerli misafirler. Şimdi sizleri Ulu Önder Atatürk. Bakanlığı, Aleliye Belediyesi, Haran Üniversitesi ve Motif Vakfı işbirliğinde düzenlenen Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumuna hoş geldiniz. Motif Vakfı, halk kültürü alanında uygulamaya dönük yatırımların yanında da teorik anlamda da yatırımların yapılması gerektiğinin bilinci ve anlayışıyla her geçen gün daha büyük kitlelere ulaşabilmeyi hedeflemektedir. Motif Vakfı'na verdikleri desteklerden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Haran Üniversitesi'ne, Sayın Rektör Vekilimiz Ercan, Profesör Doktor Ercan Yine'ye, Aleliye Belediye Başkanımız Sayın Fevzi Demirkulak. Favül şeyinde ilk defa konusu sadece kadın olan ve 3 gün sürecek olan bir sempozyuma Haliliye Belediyesi olarak ev sahipliği yapmanın gururunu taşıyoruz. Bu sempozyumumuzun yapılmasına vesile olan Motif Vakfı'na ve aynı şekilde paydaşımız olan Sayın Haran Üniversitesi yetkililerine ve Kültür Bakanlığı yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Bu ilktir. İnşallah bunu daha ileride daha iyi çalışmalar takip edecektir. Bu sempozyumumuz belirtildiğine göre 328 adet, 328 kişi, 328 değerli ilim adamının katkısıyla ve tebliğiyle oluşacak ve sonunda sempozyum sonuç kitapçığı şeklinde yayınlanacak olan bir faaliyet. Bu 328 kişiye ve vatandaşı oldukları devletlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Azerbaycan, Türkmenistan, Irak, Ukrayna, Bosna Hersek, Rusya, Tataristan, Kırgızistan, Özbekistan, Kosova, Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve elbette ki Türkiye Cumhuriyetimizin değerli ilim adamları bulunmakta. Hepsine bu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Kültürümüzü yaşamak, yaşatmak, eğer çeşitli sebeplerle, değişen şartlar nedeniyle yaşatmamız mümkün olmayanları da kayıt altına almak üzere yola çıkmış bir belediyeyiz. 328 değerli bilim adamımızın katılımıyla 3 gün kadını konuşacağız ama gene eksik kalacak. 3 gün değil, 3 sene konuşsak inşallah eksik bulduklarımızı da daha ileriki yıllarda tamamlamak üzere sempozyumumuza katıldığınız için, bizi şereflendirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ben kadın temalı böyle bir sempozyumun üniversitemizin de işbirliğindeki bir üniversitem adına bir şans olarak görüyorum. Uluslararası bir şans olarak görüyorum. Bu 16.sı yapılan sempozyumun sanıyorum hepsi vakfın öncülüğüyle yapıldı. Biz toplum olarak bir vakıf toplumuyuz. Bizim dünya toplumlarına belki örnekliğini gösterdiğimiz bir ayrıcalığımız vakıf toplumu olmamız. Uluslararası sempozyumlar noktasında, etkinlikler noktasında bakanlık olarak da biz bu bölgelere biraz pozitif bakıyoruz. Mesela bugün, evet Sayın Başkanımız bahsetti, 300'ün üzerinde bir akademisyenin katılımıyla yapılan bir sempozyum ve konusunun kadın olması ve köle cinayetlerinin konuşulduğu bu bölgede bunun özellikle seçilmesi bizim için anlamlı ve bir o kadar da önemlidir.